Kaan ikinci. Burada. Beril Cansoy. Burada. Hocam. Söyle çocuğum. Hocam her gün bu yoklama işinden sıkılmıyor musunuz? Yo. Ha, ya biz çok sıkılıyoruz da. Tamam, kesin şu masayı. Güney Samyeli. Güney Samyeli. Okuldaydı hocam, gelir herhalde. Hocam bu okul arkadaşları iki beden büyük geldiği için kaybolmuşlardır yine. Ama merak etmeyin, dersin sonuna doğru ancak bulurlarsınız. Öğretmenim, kusura bakmayın, küçük bir işimiz vardı da ondan geç kaldı. Geçin çocuklar. Hocam küçük bir işleri varmış ya. Sirklerinden kaçan aslanları yakalıyorlarmış. Sen bana ne demek istiyorsun lan tombik? Tamam trafo. Sınıfta hoca var. Saygılı olun biraz. Ay millet. Şunların kıyafetlerine falan bakın yani ya. Ne varmış kıyafetimizde? Beğenemedin mi? Ay yok şekerim. Ya şöyle şuradan bakınca beğenemedim. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi siz eve gidersiniz, böyle fotoğraflarınızı falan çekersiniz. Sonra gidersiniz Face'de böyle profilinize koyabilirsiniz. Sonra orada böyle beğen diye bir şey var. Böyle tıklarım ben. Belki oraya baktığımda bir şeye benzer. Bana bak çift tırnak. Biraz daha bıdı bıdı yaparsan sana buradan bir dalacağım. Profilini baştan düzenlemek zorunda kalacaksın. Tamam kesin artık. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen. Bu yaptığınız hiç hoş değil. Bir sınıf arkadaşı değil miyiz? Hiç oluyor mu böyle? Yani neyse ne canım. Hani bir kere zaten eşeğe altın kemer böyle şey etmişler, takı vermişler. Eşek yine eşek. Yine eşekmiş yani. Dilkopatçım, anılarını dinlemek gerçekten çok isteriz ama her şeyin bir zamanı var değil mi? Teneffüste gel bol bol anlatırsın eşek günlerini. Tamam, kesin artık. Derse başlıyoruz. Hocam, yalnız dersi fazla uzatmayalım. Arkadaşların kıyafetleri buruşmasın. Yani hoş, bunlara böyle bu eski paçavra şeyler, formalar bile fazla. Neyse. Damla yeter. Arkadaşlarına saygısızlık ediyorsun. Mühim değil hocam. Nietzsche der ki, dünyanın en yüce tahtına da çıksanız, oturacağınız yer kendi k***sinin üstüdür. Şimdi bir dakika. Şimdi şekerim sen git o Nietzsche midir nedir ona söyle. De ki ne söyleyeceği şey var mı? Gel böyle kabanca yüzüme söylesin, tamam mı? Ayrıca yani bana laf çarpıtmaya çalışıyorsun falan ama hiç beceremedin yani. Dilkopatçım hiç boşuna debelenme. Nietzsche kapaklar gördüm. Böyle cuk oturanını hiç görmedim. Garipim ya.